Yine başka bir yönetmeliğe bakarsak, bu iş sağlığı ve güvenliği sınav hazırlıklarında ve aynı zamanda da aklımızda kolay kalması için bir kodlama yöntemiyle iş yerinde acil durumlar hakkında bir yönetmeliğimiz var biliyorsunuz. Bundaki durum belli. İşte burada bazı rakamlar var. O rakamları ön plana alacağız. Biliyorsunuz iş yerlerimiz çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olmak üzere ayrılmış durumda. Ve bunlarda da yapılmış olan acil durum planlarının yenilenmesi gerekiyor. İşte bunların tamamen ya da kısmen yenilenmesi durumları herhangi bir türde çok tehlikeli sınıfta baktığımızda 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta baktığımızda 4 yılda bir, az tehlikeli bir iş yerinde bunun yenilenmesi gerektiğinde 6 yılda bir en az yenilenmesi gerekiyor. Ve bunu kodlama yöntemiyle baktığımızda hemen sıralarsak çok tehlikeli sınıf, tehlikeli sınıf, az tehlikeli sınıf hemen bunu yazıyoruz köşeye ve daha sonra aklımızda olan hemen kodlamayı 246 ya da 246 demek suretiyle çok tehlikeli sınıfta 2 yılda bir olduğunu, acil durum planının yenilenmesini, tehlikeli sınıfta bunun 4 yılda bir, az tehlikeli sınıfta ise 6 yılda bir yenilenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Tabi tatbikatlar var. Bu hemen yekten söylediğimiz bir şey. Tatbikatlar bütün iş yerlerinde yılda birdir. Fakat birkaç tane hemen böyle ayrıntılar var. Bu da çünkü maden iş yerlerinde ve balıkçılarla alakalı bir yönetmelik var. Oralarda incelediğimizde direktman oradaki tatbikatlar da zaten göz önüne çıkıyor. Bunların hepsini bir yerde görmeniz mümkün. Tüm iş yerlerinde yılda bir olduğunu biliyoruz. Fakat madenlerde bunun 6 ayda bir, balıkçı gemilerinde ise ayda bir defa bu tatbikatın yapılması gerekiyor. Bunu nasıl kodladık ona bakalım hemen. 161 diye bir kodlama yaptık. Tüm iş yerlerinde hemen zaten bu aklımızda bunu herkes biliyor. Tüm iş yerlerinde yılda bir kere tatbikat yapılır. Madenlerde bu 6 ayda bir, balıkçı gemilerinde ise ayda bir olmak suretiyle tatbikatlarımız yapılmakta. Tabi bu tatbikatların yapılması için işveren tarafından bazı personellerin görevlendirilmesi gerekiyor ve ekiplerin kurulması gerekiyor. İşte bizim iş yerlerimizin tehlike sınıflarına göre mevzuatın öngörmüş olduğu bazı ekiplerin belirlendiği sayılar var. Bunların en asgarisi, bunların üstü olabilir. İki türlü kurulduğu var. Birincisinden bahsedelim. İş yerlerin tehlike sınıflarına göre baktığımızda çok tehlikeli sınıfta her 30 kişiye bir olacak şekilde, tehlikeli sınıfta her 40 kişiye bir olacak şekilde, az tehlikeli sınıfta ise her 50 kişiye bir olacak şekilde arama, kurtarma ve tahliye ya da yangınla mücadele elemanı olarak bunların aslında her biri aslında destek elemanı diye geçiyor. Bunları atanması işveren tarafından gerçekleşiyor. Bunu zaten ayrıntılarını yönetmelikte bulabilirsiniz. Ve ilk yardım elemanı da yine bu ekiplerden kuruluyor. Hemen şöyle tekrar edelim. Çok tehlikeli sınıfta bunu aklımıza nasıl tutacağız? Tehlikeli ve az tehlikeli hemen sıralıyoruz. Çok tehlikeli sınıfta 30, her 30'da bir. Tehlikeli sınıfta her 40'ta bir. Az tehlikeli sınıfta her 50'de bir olmak suretiyle personeller görevlendiriyor. Yani destek elemanları görevlendirilmiş oluyor. İkinciye bakalım. Buradaki ayrıntı şu. Bir yapı yüksekliği 30,5 metreden yüksekse ve 50 kişiden fazla bulunan yani bir insan topluluğu varsa orada ve konut dışı bir bina ya da işletme ise ya da 200'den fazla insanın yaşadığı bir sitede söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekibinin yani nasıl oluşturulduğu burada söz konusu. Yapı yüksekliği 30,5 metreden ve aynı zamanda 50 kişiden fazla ama konut dışı ya da 200 kişiden fazla
insanın yaşadığı bir site olarak düşündüğümüzde söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi ve ilk yardım ekibi. Bunlar işte söndürme ekibinden en az 3 kişi, kurtarmadan 3, korumadan 2, ilk yardımdan 2 olmak suretiyle bir görevlendirilme yapılır. Buna şöyle tekrar bir kodlama mantığıyla bakarsak 30,5 metre 50 kişiden fazla konut dışı ya da ve diyelim 200 kişiden fazla sitelerde söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım SKKİ diye de kodlayabiliriz. 3322 yani en az 3 kişi söndürmeden, en az 3 kişi kurtarmadan, en az 2 kişi koruma, en az 2 kişi de ilk yardımdan görevlendirilmesi gerekiyor. Tabii bu ekipler kurulurken ilk yardımla alakalı aslında bu yönetmelik altında değil, bu ilk yardımla alakalı yönetmeliğin altında. Bunun sayılarını nasıl belirlemiş? Ona bakalım. Çok tehlikeli sınıftaysa her 10 kişiye bir olacak şekilde ya da tehlikeliyse her 15 çalışana bir ya da az tehlikeli ise her 20 çalışana bir olacak şekilde işveren tarafından ilk yardımcı personel görevlendirilmesi gerekiyor. Şöyle bakalım, hemen kodlama yöntemiyle baktığımızda 10, 15, 20 aklımıza kalacak olan rakam bu. Hemen yukarıya çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli yazmak suretiyle 10, 15, 20. Yani her 10, eğer çok tehlikeli bir iş yerine hizmet veriyorsak bunun her 10 kişiye bir personel görevlendirilmesi gerektiğini, eğer tehlikeli ise her 15'e, eğer az tehlikeli ise her 20 kişiye bir olacak şekilde işveren tarafından ilk yardımcı görevlendirilmesi gerekmekte. Şöyle tekrar bakıyoruz. Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli 10-15-20. Bu ilk yardımcı ile alakalıydı. Eğer destek elemanı atamaları gerçekleşecekse ya da aynı zamanda destek elemanlarının eğitimleri yapılacaksa çok tehlikeli sınıfta 30, her 30'da bir, tehlikeli de her 40'ta bir, az tehlikeli de her 50'de bir. 30, 40, 50. Eğer ilk yardımcı görevlendirilmesini istiyorsak 10, 15, 20 şeklinde.